Kandilimiz mübarek olsun. Bu akşam Berat Kandili malum. İlk önce İbn-i Adem bir bunlarla alakalı bir yer okuyayım. Sonra Risale'de Berat hakkında bir yer okuyacağım. Sonra Risale'nin oradan bir ders yapacağım. Programım şu. Malum, çoğusu biliyor. Ders bittikten sonra çay var. Sonra başka bir ders oluyor. O ders veya çaydan sonra Kur'an hatimler oluyor. Dersler, Kur'anlar, hatimler, yani sabahlanıyor. Değerlendirdiğimiz kadar değerlendirilir. Yani dershaneler, her dershane olduğu gibi bu dershanede ayaklar. İyi etmek ister, iyi edebilir. Berat gecesi namaz diye bir şey söylüyor. Şaban ayının 15'ine rastlayan gece Berat gecesi denir. Bu akşam gibi. Pek mübarek bir gecedir. Berat gecesinde yaratıkların bir sene içinde rızıklarına imnada kullanmak gerekir. Zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldüreceklerine ve eceklerine ve hacılarla ilgili işlerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verileceği söylenmektedir. Bu akşam bilgisi verilecektir. Bu bakımdan Berat gecesinde ibadet etmenin ve nafile namaz kılmanın çok sebebi vardır. Fakat bu geceye ait sünnet bir namaz yoktur. Berat gecesi namazı dediği namaz yoktur. Fakat nafile namaz kılınır. Sünnette namaz böyle, Berat gecesi namazı yok. Tavsiyem, kaza namazınızı kılın. Borcu olan nafile kılmaması lazım. Bu konuda rivayetler sağlam değildir, varsat ediyor. Berat gecesine kılınacak nafile namaza salatu hayır, hayır namazı denilmiştir. Bu namaz birçok rivayete göre 100 rekattır. İlle ben nafile kılacağım, kaza kılmayacağım diyen varsa 100 rekatmış bu. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 10 defa İhlas suresi okun. Bununla alakalı tamam. Fıkıh malumatı verdik. Demek ki nafile kılmamak lazım. Ama bu aşama ait bir sünnette bir namaz yok. Kılacaksan kaza namazını kılacağız. Şimdi Risale'de Berat hakkında ne geçiyor? Diyor ki Leyle-i Berat. Şimdi şöyle bir önermesiyle başlayayım. Arkadaşlar, mübarek gece 5 tanedir. Mübarek geceler senede 5 tanedir. En sevaplı gece hangi gecedir? Malum, Kadir gecesi. Çünkü sevap 30 bindir en az, narka. Bir harfe mukabil 30 bindir. Allah lafzında, lafzullah'ta 4 tane harf, ulemaya göre bir üstünde harf sayılır 5. 30 çarpı 5, 150 bindir. Kadir gecesinde bir Allah desen 150 bin sevabı var. Bu gecede yaklaşık olarak 20 binlere çıkıyor. Sevap cihetiyle Kadir gecesine yetişilemez. Fakat bir özellik var Berat'ta. Berat Kadir gecesi Berat yetişemez. Onun için kaçırmamak lazım. Berat gecesinde bir özellik var. Kadir gecesi buna yetişemez o noktada. Daha o zaman önceki akşamlarda demiştim size. Şimdi Berat gecesi bir senenin çekirdeği, sevap cihetiyle bakmamak lazım. Senin kader programın Cenab-ı Hak tarafından meleklere bildirildiği, arş-ı azamdan lef-i mahfuza
bildirildiği, lef-i mahfuzdan lef-i ma ve isbata intikal ettirildiği akşamdır. Bu noktadan bir senenin çekirdeğidir. Tabi okuyacağız inşallah da şöyle bazıları anlıyor. Bu akşam bir hap alır falan, uykusunu kapı, içer bunu, hiç uyumaz, sabah ibadet eder, bir sene yatar. Değil. Zannediliyor ki bu geceyi ihya ederken ortaya çıkan netice çekirdek olacak. Bu gece çekirdek yazılacak, bu geceyi yazılmayacak. Bu gece de var içinde yani. Bu gecenin kendisi değil çekirdek. Bu gece çekirdek teşekkür ediyor. Nedir peki o? Senin geçen seneden, geçen sene Berat gecesinden bugüne kadarki hayat safan kulasa yapılıyor. Özü alınıp takdim ediyor. Yoksa bu gece yapacağın ibadet seneyi şey yapmıyor. Öyle yanlış anlaşılmaz. Ama peki ne faydası var ilah etmekte? Kader ilahi Cenab-ı Hak zerre kadar hayır ihmal etmiyor. Ona da katkısı var. Mesela çok mu Kur'an okudun? Hakikaten deneyim de denedim. Bu gece çok mu Kur'an okudun? Bir sene hakikaten en fazla Kur'an üzerine yoğunlaştığım gece. Bu gece namazlarına mı biraz veya ilim noktasından biraz yoğunlaştın? Hakikaten bir sene ölü gözüküyor. Bak usta diyor ki 505 dualarda bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nebinden olması cihetiyle Leyli-i Kadri'nin kutsiyetindedir. Bir senenin çekirdeği. Bugün meleklere Cenab-ı Hak bunun hakkında bunu yazın oraya denileceği gecedir. O zaman iyi değerlendirmek lazım. Daha bir kez ya çekirdeğiniz yazılma yani benim üretimizin de dahil. Çekirdek daha ne zaman başladı? Akşam namazından başladı. Hatta bazı ulemaya göre ikindi de başladı. Yarın yani bu gecenin imsağına kadar. Her bir hasenenin Leyli-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi Leyli-i Berat'ta yani bu gece bir amali salim ve her bir harf-i Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Allah desen 5x21 100 bin. Şuraya bak, sevabı var. En az da. Peki niye böyle yapıyorsunuz? Bazı günler kanaya gidiyor. Niye? Geçmiş asırlardaki ümmetler 800 sene, 700 sene, 950 sene yaşamış. 900 sene ibadet edenle 60 sene yaşamış ibadet aynı mı? Değil. Böylelikle kısa bir zaman içinde Cenab-ı Hak çok mesafe kaldırır. Hakikaten şimdi bilsem ki 950 sene yaşayacak. Ne kadar zor ya. Sen soruyorum hangisi çok öfkeliyemez? 950 sene yaşayacağız. Ben bunu çekemiyor musun ya? Hadiseler değil mi Hasan? 950 sene yaşamayın. Davut Aleyhisselam'a demişler ki, Davut Aleyhisselam ümmetine demişler ki 350 sene yaşıyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki 60 sene yaşayacaklar ama gökleri doğru bile yapacaklar. Davut Aleyhisselam ümmetinde bir tane Müslüman demiş ki vallahi 60 sene ömrüm olacağım bilseydim secdeye kapanır 60 sene sonra kalkardım. Çünkü 350 sene ile 500 sene arası yaşayabilen insana çerez gibi. Sahil vakitte 10 ise şuur-u selasede 100'e ve 1000'e çıkar. 3 aylarında her bir hasene 1000'lere çıkıyor. Yani 100'e çıkıyor. Ama bu gece 20 bin en az. Ve bu kıtsi leyali meşhurede 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. 30 binlere çıkabilir. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Kadir gecesi kaç sene veriyor Cenab-ı Hak?
83. Şimdi bu geceye 50 senelik ibadet etmiş gibi sevap veriyor bakalım. Hani Berat gecesinin ihyası çekirdeği oluşturmuyor dedik. Ama çekirdeği bugün yazılıyor. Ama Berat gecesi 50 senelik ömürde ibadet etmiş, nafile namaz kılmışsa 50 sene bir tarafa, bu gece ihya bir tarafa. Bir tanesi dedi ki, işim bu ya, hatırlamak vereyim. Hocam olur mu öyle şey ya? Bir gece diyor 50 senelik sevap verecek, böyle şey olur mu? Dedim Allah böyle diyor, ama nasıl olur? Sen Allah'ın ortağı mısın? Baba veriyor diyor, sana ne? Dedim ya Rabbi, ablalar istemiyor, biz istiyoruz. Yok, ben de istiyorum. Ben de istiyorum diyor. İstiyorsun da aklını almıyor. Niye almıyor? Tabii ki almaz diyor. Allah'ın rahmetinde akıl alır mı? Senin gibi düşünseydi Allah olmazdı haşa. Senin gibi düşünen Allah olur. İntikamın peşindesin, hasretin peşindesin. Gıybetli istedim, tembellik istedim. En ufak bir sevabımızı deme çıkarırız, günahımızı Allah kerimdir deriz. Yaptığımız zulümlerle Allah kerimdir. Bize haksızlık yapıldığı zaman anlatırız yani adaletli sahibidir, bak karşılık verecek diyor. Mesela ki tuhaf tabi. Allah veriyor, vereceğim diyor. Ya işte ne bilirsin, senin işin o. Ama vereceğim diyor. Böylelikle neyini gösteriyor? Rahmetini gösteriyor. Yani birebir olsa adalettir o. Birebir vermesi adaletidir. Ya bunlar bize, ben de dahil ama yani küfrada nimet etmeyeyim de fikir cihetiyle elhamdülillah his cihetimle tam istediğim kadar sevdiğim yok ama hissediyorum bak şimdi 50 sene aklımızı almıyor. Yani böyle duyduk ya şimdi duydunuz. He canım ne olacak? Olayı basit anlıyor. Şimdi bir saat varmış. Ev keşfet kubur. Kalbi keşfedilmiş. Kalbi açık. Ha, bizim midemiz açık ya. Onların da kalbi açıkmış. Yani daha çok midemiz açılsın diye mide göz açılsın diye biber yiyoruz. Çok yiyelim. İştahı yiyelim. Eskide azemek için sıra kullanırlar. Böyle bir adamlar, böyle bir zat muhterem varmış. Bir yere giderken yorulmuş, mezarlığın orada uyumuş. Ondan sonra orada o zatı, o içeridekini keşfetmiş. Demiş ki, durumun nasıl demiş dünyadaki, kabirdeki diyor, iyidir ama diyor, çok pişmanım. Bu da meşhur bir zat. Niye? Hani Peygamber zatı diyor ya, cennete gidecek ve pişman olacak. Cehenneme de gider. Çünkü cennete giden daha ne yapalım diye. Şimdi niye diyor? Bak diyor, sen istersen diyor, o adam uyumuş ya bir de, kalbi de açık, görüyor. Sen istersen şu anda diyor, iki rekat namaz kılabilirsin. Kabirdeki diyor. Fakat biz bütün varlığımı versen iki rekatlara namaz kılma şansım yok. Burada diyor, o iki rekat namazın ne olduğunu bilemezsiniz, biz de bilmiyoruz. Şimdi bizim 50 sene verileceğini, hey canım 50 sene verecekmiş canım. Ve böyle hafiften alıyor. O da günahlarla yorulduğumuzdan dolayı ruh bunu anlayamıyor. Değerlendiremiyor yani böyle 50 sene, herhalde 50 sene. Sanki şuradan Taksim'e, şuradan yol gider der gibi, biz sana yol talep eder gibi geliyor. Oysa öyle değil ya. 50 sene. Ne zaman aldın? Orada anlarsın. 50 senenin ne demek olduğunu. Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, kabre girdin. Ana yok, baba yok, at yok, avrat yok, hiçbir şey yok. 50 sene ne demek olduğunu hiçbir müfteşiği yok. Yani bir sevap yapayım, bir daha hayır yapayım, iki rekat daha kılayım. Böyle imkansız bir durumda yani ki başımıza gelecek. O zaman anlarız ki bu sene hakikaten merak edecekler 50 senelik bir sevap ne olduğunu anlarız ama şimdi burada olduğumuz için
fikrimiz ulaşmıyor, fikrimiz gitmediği gibi hissimiz de gitmiyor. Biliyorsunuz akıl nereye giderse his de oraya gidiyor. Ama hocam kullanılır bazı katleri akıldan daha ileriye geçiyor. Günahlarda da katlanma var mı? Bu biri de aynı. Aynen öyleymiş. Zulmetine zulmet etmemekten. Aynen. Günah da bu gece en az 20 gün. Çünkü hürmetine hürmet etmiyor. Adeta 50 çikolatları koymuş yani. Mesela şöyle düşün. Bir tank düşün böyle. Mazot tankı, benzin, doğal gaz, fıtçı, rahmet gazı var ya. Böyle bir tank düşün. Yani öyle oluyor ki patlamasın diye tahliye sigubu koyarlar. İnsanoğlu da bu gecelere Cenab-ı Hak tahliye sigubu koymuş. Derdi. En azından televizyonlardan, aptal kutusundan siz uzaklaşıyorsunuz bir. Televizyonlar, rezil biz olmamız yok. Yani gittiği geldiği bilmem ne aptallardan kurtuluyoruz. Ruhumuz biraz rahatlıyor ya bu geceler. En azından güneliyoruz yani. Bu geceler 50 senelik bir ibadet öne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar ne yapacağız? Kur'an'la, istiğfarla, istiğfar şeymiş. Bu arasına baktığımız zaman. Borcunu ödemek. Mesela kaza namazı var, ya Rabbi, kaza namazı affet. Böyle kaza namazı affedilmez. Böylece sıkıldı, kılacaksın. Kul hakkın varsa kul hakkını vereceksin. Veya taahhüt edeceksin. Ölmüşse hayır hasenat yapacaksın ondan. İstiğfar bedelleme. En düşüşün, en kaldırma. Diğerini ödemek. Peygamber ailesi bazıları diyor işte kaza namazı yoktur. Peygamber aleyhisselatü vesselam Hendek Savaşı'nda 5 tane vakit namazı kazaya kalmış. Ondan sonra 5 namazı da sırayla kılmasına da tertip saygı denmiş. Değil mi? Peygamber aleyhisselatü vesselam Hendek Savaşı'nda hani Hazreti Ömer lanet et, beddua et dediği yer. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki ben bu ümmete lanet okumaya değil, rahmet okumaya geldim diyor. Ve 5 namaz kılamamış. 5 tane vakit. Ne yapmış Allah Resulü? İade etmiş. Onun için ömründe bulu çağından sonra hiç kazası olmayanlar tertip sahibi denilir. Ne çare var bunun? Şu. Sabah namazını kılalım. Tertip sahibi denilir. Hiç kazası yok. Sabah güneş çıktıktan sonra öğleni de kılamadım. Bir baygınlık geçirdim. Sabah kılamadım. Öğleni kılamam. İkini kılamam. Akşam kılamadım, yatsıyı kılamam. Gece yarısı uyandı. Tabi kazası geçirdim. Hiçbir şey kılamam. Kazası olmayana tertip sahibi denilir. Bak ne yapacak bu? Yatsı namazı gece 1 veya işte 12. Ya Rabbi niye eyledim? Sabah namazının farzını kılmaya. Kaza değil bak. Sabah namazını kılıyor. Ama sen olsan, ya Rabbi en son üzerime kalan sabah namazın farzını kılmayın. Bazıları da soruyor, yani fıkraya cevap vermiş olalım. Sabah namazının vakti çıktıktan sonraki güneşte çıkar, imsakta girer, güneşte biter. Güneşten sonra bir sabah namazını kılmayın. Ne yapacağız? Sünnetini de kaza edeceğiz, farzını da kaza edeceğiz. Diyorlar ki, abi bu kaza mıdır? Herhalde tabii vaktine kılınmayan namazın adını kaza. Peki öğle namazına 45 dakika kalana kadar sabah namazının sünnetini kaza edilir. Sünneti de. Ne diyeceksin? Ya Rabbi niyet ederim. En son üzerime kalan sabah namazının sünnetini kaza ettim. Sonra ya Rabbi en son üzerime kalan bugünkü de diyebiliriz ama en son oydu. En son üzerime kalan sabah namazının farzını kaza ettim. Şimdi tertip namaz sahibi ne yapıyor? Bak bu kaza dediği. Ya Rabbi niyet ederim. En son üzerime kalan sabah namazının farzını kaza etmeye dedi demek zorunda. Bak yok. Ama tertip sahibi gece bir. Ya Rabbi niyet edin. Allah için bugünkü sabah namazını kılmaya. Sabah namazın farzını. Ya Rabbi niyet edin. Bugünkü öğle namazının farzını kılmaya. Kaza değil. Tertip sahibine öyle şey. Çünkü Allah Resulü sünnetinde öyle 5 vakit namazını böyle olunca Allah güneşi de ters döndürdü. Onu da kıldı. Ümmetine de böyle bir kaydı çıkardı.
istiğfar, salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Şimdi bunu bitirdikten sonra, şimdi sardım bir ders yapalım. Mesnevi Nuri 65. sayfa hatime. Katrenin hatimesi. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder. Tedavi çarelerini gösterir. Demek dört tane temelde hastalığımız var. Abdülkadir abi. Dört. Az, vak, şefkat, tefekkür. İnsanın ötesi dört madde. Zaten abdestin fazla da dörttür. İki türlü abdest vardır biliyorsunuz. İki türlü abdest vardır. Bir vacili, iki türlü abdest vardır. Bir cesede abdest almaktır. Abdestin fazla dörttür. Cesede eli, yüzü, başı mesletmek ve ayağı yıkamak dörttür. Bu cesedin abdestidir. Ruhun abdesti nedir? Az, vak, şefkat, tefekkür. Abdesti farz. Tarikatta abdestin farzı nedir? Ruhun abdesti. Terk-i dünya, terk-i ufa, terk-i esti, terk-i tek. Ve abdestin ruhun abdestleridir. Şimdi dört tane hastalık. Bir, yeis, ümitsizlik. Yani günahların her çeşidine bulaşmış. Kendi düşüncesine göre, zanına göre, ki insan hapistir, en büyük hapistik, zanlarına hapis olmaktır. Kendisine göre ümidi kesmiyor. Yani nereden başlayacağım diyen, diyenler harika bir yer. İkincisi ucub. Yaptığı amele güvenmek, onun da tersini bilmiyor. Efendim üçüncüsü de konumudur. Dördüncüsü de maalesef herkeste var. Küçük büyük. Suizan. Kötü düşünme. Şimdi inşallah şeyimiz olursa bunu okuyalım. Birincisi, birinci hastalık yeistir, ümitsizdir. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar. Şimdi Allah'ın tehditleri var, ümitleri var. Namaz kılamamış, bunu yapamamış, bir sürü günahlara bulaşmış, bulaştırmış kendisini. Azaptan ne yapar? Korkar. Bu sefer eğer dini bilmiyorsa yeğesi düşer, ümitsizliğe düşer. Ne yapacağım yani? Kasaçlar ben benziyorum, Ömer gidiyor. Günahlarla berbat olmuşuz. Ümitsizliğe düşer. Böyle bir mevzun, yani böyle bir ümitsiz sahibinin gözüne dini meselelere münafık etme ve zayıf bir emare kocaman bir burhan gözüküyor. Burhan var yani. İkinci lemada. Şöyle olur. Şimdi amele muvaffak olamayan adam ne yapar? Ümitsizliğe düşer yani. Vicdan azap çıkıyor. Vicdan azap çeken adam azaptan kurtulmak için ne yapar? Gerçi hemen dönüş yapması lazım ama demalarda şöyle bir çareye başvuruyormuş insanlar. Burada ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyor. Bak 9. sayfada 2. lemada diyor ki utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Yani birisi duysa utanacaksın. Böyle rezil bir şeyi. Mesela diyelim ki hep gençler olduğu için 98 internette, televizyonda rezil bir şeylere muhatap bilerek olan bir insan. Bilerek ve ısrarlı. Üzerine giden bir genç. Uygulamayı çok severim. Uygulayayım diyor. Gizli yapıyorlar. Odası kapalı. Ne yapar? Başkasının iddialarından çok hicap ettiği zaman, başkası bunu duymasını, görmesini utanır. Ha? Bu sefer, yani birisi duysa, şey yapsa böyle endişe eder, midesi oklar. Bu adama meleki ve ruhaniyetin vücudu ona çok ağır geliyor. Yani melekler var, Allah'ın ruhaniyeti var. Melekler kaybediyor. Ruhaniyat ise cisimleşiyor. Yani Peygamber Aleyhisselam diliyle Şafii o televizyonda ve internetteki hadise ne oluyor? Allah Resulü'nün lisanıyla kabire gider diyor kişi. Bakar ki tipi, kokusu, rengi, mahiyeti, hakikati, keyfiyeti aynı tarif ediyor. Dehşetli iğrenç. Koku bile İnsanı öldürür. Böyle çok acayip bir şey. Kabir ehli sorarmış, sen kimsin der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi. Diyor ki ben falan yerde senin işte küfür ettiğin bir sözüm diyor. Onun cisimleşmiş hali.
ağzımızdan çıkan galis kabirde. Bu sefer kabireli der ki, Allah belanı versin, yanaşma bana der. O da dermiş ki, Allah senin belanı verecek der. O insanı sarar. Onun kokusuyla diyor, eğer dünyada alsaydı da 70 defa ölüp dirilseydi gene öldürürdü. Öyle pis kokuyla kokuludur. Öyle tipiyle tipi vardır. Öyle iğrenç kokusu, öyle iğrenç tipi var ki dünyada ona gözükse ölür, tekrar dirilse tekrar ölür diyor. O kadar şey. İşte burada bizi ifade edecek şu. Yaptığımız hareketler, yaptığımız bu şu hareket dahi iyilik, kötülük cisimleşiyor. Bunu artık fizikelde ispat edilmiş. Oraya gelince zaten madde enerjinin yoğunlaşmış halidir, tersidir. Bu hareket cisimleşiyor. Yani şu hareketlerin şu alem isabı, hava aleminde de çoğalıyor. Şimdi böyle bir ruhaniyat böyle oluyor. Seyrettiğimiz günah cisimleşiyor. İstediğimiz, duyduğumuz onlar cisimleşiyor. Bunu duyan bir genç, cehennemin vücudu çok ağır geliyor. Meleklerin vücudu çok ağır geliyor. Olan melekler varmış, ruhaniyet varmış yani. Nereden vardı adeta içinde diyor yani. Hiçbir olmasaydı diyor. Olmasaydı. Küçük bir emari ile onları inkar etme tarzı eder. Yani var diyorlar ama yokluğuna taraftar şimdi. İstemiyor ya. İnsan istediği böyle bir tarzda bir fikir var, hemen yapışıyor. Şimdi cehennemden korkuyor. Meleklerin varlığını pek kabul edemiyor. Bu sefer ona keşke olmasa küçük bir emare ile meleklerin yok mu? Öyle mi ya? Yok mu hakikaten ya? Niye yokmuş falan diye. Hemen taraftar olur. Melek yokmuş. Hem mesela cehennem azabını intihar eden, büyük bir günah işleyen adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bak istiğfarı da tarif etti, eylemdir. Siper almak istiğfardır. Günaha karşı siper almak, yani eylem. Bütün ruhuyla cehennemin azabını, cehennemin yokluğunu arzu ettiğine küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Buraya kadar. Yani adam niye inkara kaçıyor? İşlediği günahı kimse duymasını istemiyor. Kulasalandırıyorum. Dolayısıyla melekler de var deniliyor. Cehennem de tehdit ediyor. Nereden Allah'ın bu melekleri oldu? Keşke yapmasaydı. Cehennem ya bizi başımızı bıraksaydı ya. Cenab-ı Hak niye bizi böyle uğraşıyor? Cehennemlerle gibi diye temennide bulunuyor. Oysa insanı canlı tutan günahlardır. Onu bir ara yapmıştık. İnsanın depresyonlarda kurtaran günahları keyfidir. Günahlar insanı nasıl böyle tetikliyor diye. Dolayısıyla şimdi bizim mevzumuz o değil de böyle bir günaha düşer olan bir adam hemen inkara doğru kayıyor. Keşke Allah'ın melekleri olmasa, cehennemi olmasa diye kayıyor. Ufak bir şey de duysa işte sağda solda hemen ümitsizliğe kapılıyor. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez. Yani yok dediniz ne? Melek yok. Niye yok? Görmüyoruz da tabii tabii. Hemen sarılıyor. Sormuyor. Her gözükmeye yok mu dediğini sormaz. Cesedinden hariç hiçbir şey gözükmez insana. Hatta yediğiniz yemeğin tadı bile gözükmez. Ona yoktur demez mesela. Yemeğin tadını kimse görmez. İnsanın cesedinden hariç ruhunu hiç kimse görmez. Ama inkar etmez. Gider melaike inkar eder. Niçin? İşini geliyordu ondan. Diğer emarelerin saykasıyla ilan isyan ederek İslam dairesinden çıkan şeytanın ordusuna itaat eder. Bu sefer başka birisinden de duydum. Hakikaten niye yokmuş? Ya niye yapsın ki Allah yani? Niye bizim hakkımıza casus koysun, casus gibi? Hakikaten doğru söyledin ya. Böyle ben ona da yapmıştım. Böyle ip yumağı gibi onu ekliyor, bunu ekliyor. Ondan sonra Allah'a isyan ediyor. Yoktur diyor böyle bir şey. İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna itiat eder. Şimdi peki ne yapacağız yani bunu? Binaenaleyh, amele muvaffak olamayanlar, kurtulamıyorsun, kurtulmak istiyorsun hepimizde, böyle kurtulmak istiyorsun, kurtulamıyor musun? Bu biraz önce anlattığım şeylere
temessül etme. Yani böyle şeylere tenezzül etme. Yani keşke Allah'ın cehennem olmasaydı keşke. Ne var? Harika çıkış yolu var. Bu çıkış yolu değil yani. Nedir o? Amele muvaffak olamıyor musun? Evet. Yeğse düşmemek için, ümitsizliğe düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Ümitsizliğe düşmemek için şu ayete müracaat edin. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusihim la teknetu min rahmetillah inna Allah yağfir uzunu ve cemiyah innehu huve gafurur rahim. 39. surenin 53. ayeti. Diyor ki mealen nefislerin üzerine israfta bulunan kullarım, ey kullarım, yani kendi haddinizi, fıtratınızı bozanlar, günahın her türlü, bizim tabirle, günahın her türlü kefazeliğini yapanlar, la taknetu min rahmetillah, Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Ne yapar Allah? İnnallâhe muhakkake Allah, yâfir uzunu ben cemiyâ, bütün günahları affedebilir, affeder. Niye affeder? Çünkü innehu o, huve gafurur rahimdir. Acıyandır ve affedendir. Siler. Nasıl affeder? Sana ne? Oh, benim tersi başına bir Allah'ın ortağı mı? Siliyor. Şimdi niye bunu ikide bir zikrediyorum? Belki böyle tipler de var, ben önümü kapatmak için. Maddeye çıkıyor. O adam nasıl siliyor? Niye siliyor diyor. Diyeceksin ki böyle adam var işte aile diyor. Dedim ya seni acıttığı için siliyor. Mesela bir başkasına rastladım. Şefaat inkar ediyor. Yani tam içine geliyor ama tabii tutuyorum nefsinden. Ey şefaat inkar eden, Allah seni inandığı gibi muamele etsin sana, şefaatta bağlanmasın. Diyesin geliyor da demiyorsun, acıyorsun. Ola şefaat senin, aleyhine mi neydin? Ona Nursun'la taraftan oluşun ya. Şefaat yani, sen zor durumda kaldın aşık mezarında. Bakıyorsun şimdi, otobanda bir de şefaat bekliyorsun. Araban istop etti. Hakim bitti, şas kesti, fark kesti, bir döndü attı ya. Şimdi şefaat beklemiyor musun? Yani yardımcı beklemiyor musun? Belediye başkanına gidiyorsun. Başbakanı, şefaat bekliyorsun yani. Şefaat vesile demektir. Allah Resulü'nün hadisi var. Vesile arayınız diyor. Haşr meydanında zor durumda kaldı. Öyle kaldı. Ne yapacak? Bir şey olsa. Ya orada anlarız. Bakıyorum bana. Şefaatı Vehhabilerde bu. Vehhabi mezhebi. Unutmayın Vehhabi dini bir mezhep değildir. Siyasi bir harekettir. İngilizlerin ortaya koyduğu Gazi Efendisi ve desteklediğidir. Vehhabilik mezhep değildir. Siyasi bir harekettir. Unutmayın. Siyasi bir harekettir. Dini bir mezhep değildir. İngilizlerin alem-i İslam içinde parmak karıştırmasına zemin hazırlayan halleri maalesef sert Müslümanlar da Arapistan'daki o kraliyet dairesini, krallık otelleri, Kabe'nin üzerindeki böyle tahakkümünü, ya Müslüman böyle olur mu? Diyor. Oysa Vehhabidir. Yani ecdadın suruna bakın orada. Ecdad. Kabe'den üstün bile yapmamış. Yukarıya çıkmamış. Kur'an olduğu yerde yapmış. Böyle bir ecdad. Bunlar siyasi bir harekettir. Mezhep değildir. Ama nasıl ifade edecek kendisi? Mezhep olarak ifade edecek. Siyasi bir harekettir. Unutmayın. Şimdi, sevgili kardeşim, ümitsizlik diyor, ümidini kesmek ancak kafirlerdir diyor. Başka bir adet. 58. sayfa Emir Dağ 1'de de bunu anlatıyor. Ümitsizlik yok. Olmaman lazım günah için ama hangi kefaze rezil halde olursan ol, Allah'tan ümidini kesme. Niye? Allah kendisi öyle diyor. Kesme. Yani bu sana tetikleyici öteki tarafa değil. Bir insana bak Allah'ın psikoloji tedavisine bir manası. Sen kötüsün, adam değilsin demeyle kimse düzelmiyor ki. Cemaat arasında tenkitler var ya bazen.
Dedim adamlar o cemaatleri iterek o düzeldiyse öyle bir vazifemiz mi var yani? Tenkit diye bir vazifemiz mi var? Ha, demek ki kul olarak arkadaşlar ümitsizlik diye böyle bir vazifemiz yok. Ne yapacağız? Devamlı ümitli olacağız. Devamlı. Nereden çıkarsın? Döneceksin ya. Dönebildiğin kadar. Herhalde diyeceksin ki her zaman muhatap olamıyorum. Olamazsın ya. Kıskanır. Döndüm gene gel. Hani var ya bizim meslekte ihlas. Bu mevzuda ihlas konusu. Bu mevzuda değil. Bugün kesin anlattığım gibi. Abi diyor Nurcu böyle yapar mı diyor. Kardeşim Nurcu ibadette Nurcu'dur. Öyle Nurcu doktor var ki doktorluğu kafir. İstismar ediyor. Yani her bir duygu ayrı bir sıfattır, ayrı bir meziyet ister. Merhameti Nurcu'dur, hasreti kafirdir. Efendim, doktordur, sucudur, tamircidir. Abi yok, hırslıdır. Adam o konuda gavur gibidir. Yani onu kapatmayan, mesela hırsı vardır adamın. Hırsı vardır, Müslümandır. Ama servise gidiyorsun, tamir aramaya gidiyorsun. Şu parçayı değiştir diyorsun. Değiştirdim diyor. Değiştirmiyor. Tamir ediyor. Sen de bilmiyorsun. O sıfatı nedir? Kafirdir. Ama komple adam kafir değildir. Her sıfatı tek tek düşüneceğiz. Mesela onun için her sıfatımızı nurcu yapmak lazım. Esnaflık sıfatımız, merhamet sıfatımız, adalet sıfatımız, güvenilir sıfatı. Onun için mesela bazı doktorlar yani bir sürü ilaç yazıyor. Ne ilaç yazıyor kardeşim? Bu sıfatı doğru değil. Nebatı ya bir kelam etmez, tereyağına dil uzatır, sabahtan akşama. Kolesterol olur, iyi be. Allah Allah, eğer hakikaten kolesterol olsa da kan donsaydı, benim kanım böyle olur. Her gün tereyağı, her gün. Kolesterol denen bir problem olur. Nebatı yağ herkese. Nebatı yağın halinde bulunmazken, çünkü gavurların, kafirlerin, böyle gemi gemi malzemesiyle gelir. Süt yağlıymış, yemeyin. Ama süt tozuyla, Hollanda'da gelen süt tozuyla yoğurtlar, sütler satılıyor. Cayır cayır onlara sesiyor. Böyle. Ha bu sıfatı nedir? Bu sıfatı gavur. Bu sıfatı gavur yani. Demek ki sıfatlarda tek ayıracaksın. Yani niçin misal veriyorum? Kardeşim ben niçin bu çeşit misal veriyorum? Hayatın içinde misaller vermek istiyorum. İçsel dünyada değil, fiiller dünyasında. Çünkü burada konuşuyoruz, ha kitap okuyoruz değil mi? Bazıları öyle diyor. Niye böyle? Ya kardeşim böyle süt tuzuyla yapılan yoğurtlara, sütlere cayır cayır ses yok. Hollanda'dan geliyor. Efendim normal fıtri, fıtratın Allah'ın şimdi methettiği Kur'an'da süte yağ var. Nebat yağda 32-42 derecede eriyecek madde var. Vücudumuzun o sesi yok. Acayip bir şey ya. Yağmurlardan gemi gibi malzeme geliyor. Bizi biliyor musunuz? Trabzon'da yağ fabrikasının, Trabzon'da ne yağının en çok Amerika'ya ve İngiltere'de İsrail'e ihraç edildiği tereyağını biliyor musunuz? Tokat'tan toplanıp İsrail'e giden tereyağının adedini, tonlarını biliyor musunuz? Ama bizi ne nebat yağlar sokuyor. Öcdat onları yerdi. Tarlada doğum yapardı. Çocuğu eliyle getirirdi anne. Öyle değil mi? Böyle tuttuğu gibi, bak şu nesile bak ya, burnu artıyor ve hasta oluyor. Fıtrattan zarar mı var kardeşim? Yani demek ki, her sıfat tek tek düşüneceksin. Bu konuda isim, bu konuda ihlaslısın, bu konuda kabur, bu konuda kafir, bu konuda münafık. Var içimizde, münafık yok mu? Münafıklık var ya. Nefsimiz münafıktır, kafirdir ya. Hasretimiz, kafirlik yapıyor. Gururumuz iyi. Kafire gurur yapıyoruz, Müslüman'a yapmıyoruz, tamam. Bak İslamlaştırdık. Ha? İkinci hastalık ucuktur. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik kim ağızdır? Allah kendisi söylüyor. Benden diyor, ancak kafirler ümidini keserdir. Ümidini ancak kafirler kesinler. Biz kafir değiliz, Allah'tan ümit değiliz. Bir de lütfen rica ediyorum gençlere, kendisiniz elhamdülillah. Allah'a böyle bir çerçeve çizip de Allah'ın o senin anlayışınla bakma Allah'a. Öyle değil. Böyle keseyim, doğrayan, kapatıp böyle bir şey değil. Öyle olsaydı çoktan sana çarpmıştı ya Allah'ın. Bugün belki gelemeyecektin. Sen değerlisin, kıymetlisin. Niye? Allah sevdiğine nur veriyor. İmanın var işte, buradasın. İmanın var işte.
İman olmasa burada ne işin var? O kadar değerlisin ki kendi zatının nurudur. Ne peki ne kadar nasıl bir şeydir bu değerli bir şey? Soruyorum sana. İmanından daha kıymetli ne var? Hadi söyle bak. Günahın mı büyük, imanın mı? İman büyüktür. Mustafa'sın. Günahın senin rezil kepazı olsaydı, imanın da daha fazla olsaydı bu akşam burada gelmeyecekti. Nereden söylüyorsun bunu? Beş Şami'de. Kebay, günah işlerken de günahın sadasını susturmak ve kuşağına gönderir. Yani mesela de, ya gideyim bu gece, gitmeyeyim. İki tarafımız var ya, git tersaneye. Hayır. Ha demek ki bir hayli ezdin işte. Galip ver. Ha bu konuda galip verdin. Peki bazı günahlarda, o günahlarda da mağlup oluyor. İmanın mağlup oluyor. Bu akşamki şu durumun imanın galip. Başka bir gün gecede de televizyonlarda vesairelerde muhatap olursa o zaman imanın var. İkinci hastalık ucuktur. Kendine güvenmektir. Arkadaş, yeise düşen adam azaptan kurtulmak için istihdam edecek bir nokta aramaya başlar. Ümitsizlik olan adam ne yapar? Dayanacak bir nokta arar. Ne var? Arar yani. Bu günah işleri kepaz yaptık ama şimdi ha, 2 sene önce Cuma'dan çıkarken 1 milyon atmıştım kutuya. Onu buldu şimdi. Bilgisayar arıyor ya. Tara orayı. Bilgisayar tarıyor. Yaptı 2 sene önce de buralara kadar yaptığı kebazelikleri bilgisayar görmüyor. Dürüstü ya. Arıyor. O 1 milyon atmıştım onu. Tamam. Hadi canım. Kalkan bir. Şimdi ben bağlar oraya. O 1 milyonu. Bakar ki, ha şimdi bir söyleyeyim, tecrübemi söyleyeyim. Benden bir şey nakledense nakledim. Ben başıma geçmişse ben işte. Avrupa'da camilerde kamera var. İçeride de çoğun. Ya ben baktım ki bu paralar nereye gidiyor? İleri gelip konuşan her yerde var mı? Halifler var. Ya merak ettim. Bana ben 2 gün konuşuyor dedim. Tamam. Ben de dedim. Psikolojiyi çok seviyorum. Eylemle, sözle, arkadaki ruhu seyretmeyi çok memnun oldum. Çok hocam, ben dedim bunu seyretmek istedim. Yani kamera çekiyor ya, ondan sonra lojmanda o kamerayı sen tekrar seyrediyorsun. Bir şey yoksa tekrar başına alıyorsun. Dedim ben her cuma bu dedim, bu adam alacak. Çok ileride konuşuyor. Nereye gidiyor bu paralar, deneye yazılıyor. Benim alakası. Size net söyleyeceğim, kendi kesin. Bunu diye baktım ki kameradan o para toplama anında ve saflardan toplama hiçbir tanesinde kameraya girmedi. Yani para verilirken böyle namazdan önce de çıkarken de buna bir cuma yok, 2 cuma yok, 3 cuma da hiç böyle adam kamerada yok. Ama en çok itiraz eden o, konuşan o. Sonra dernek başkanına dedim ki bu bilgisayarda kestik orayı, koy. Toplantı oldu. Dedim ki, kardeşim dedim, bak bu adam itiraz ediyor ama beni söyleme. Tabii, en çok itiraz eden bu adam 5 para vermeye namazı. Şimdi diyecek ki, bir yerde birisi konuşuyor mu? İnanın onun işten arkası yok. Peki niye konuşuyor? Düşmanlığından mı? Hayır. Yapmamaktan gelen vicdan azabını bastırmak için yapamayacağı şeyleri bile ve kusur ara onun için itiraz eder. Ya niye vermiyorum biliyor musun? Çadırlar diyor. Niye vermiyorum biliyor musun? Bastırıyor. Bunlar nereye harcadığı belli değil. Peki bunlar nereye harcadığı belli değil de senin nereye harcadığın belli değil mi? O verip vermediğin parayı sen nerede harcayacaksın? O belli. Para bu belli değil yani. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. 1 milyon vermişti. Güvenerek der ki, bu kemalat beni kurtarır yeter. Diye bir derece rahat eder. Bazı tipler de kusur arar. Kusur arayan tiplerin psikolojisi şu var. Kendi eksikliğini başkasının eksikliğini bularak vicdanı susturuyor. Psikoloji şöyle anlatıyor size. Yani arkası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, çok bunu kullanıyorum. Tebessüm etmek sadakadandır. Öyle mi? Hepiniz biliyorsunuz.
başlayayım ben. Şimdi şöyle sadakayı. Niye bunu desin? Arkadaşlar lütfen arkayı seyredelim, sözün arkasını. Toplumun yapısı, toplumun psikolojisini, toplumun gaddarlığını, hainliğini, zalimliğini bu kelamla seyredebiliyor musunuz? Resulullah zamanında. Toplum ne kadar zalim ki tebessüm etmek sadakadır demek zorunda kalmış Allah Resulü. Tedavi için demiyor mu? Eksiklikleri tamamlamak. Ama baklava yemek sadakadır dememiş yani. Ne mutlu baklava yiyenler diye bir müjde var. Ne mutlu sadakalar yiyenler. Ne bir de tebessüm. Yani tebessüm ne demekmiş? Unutulmuş. Yok. Hayırdır, gaddarlık, zalim. Ne hayal edersenler böyle bir toplum. Böyle bir topluma diyor ki tevessül etmek sadak. Bunu ihtiyaç duymuş, bunu tedavi olarak görmüş. Bu kelamla arkayı seyretmenizi istiyorum. Aynı kanun uygula şimdi. Tenkit ediyor adam. Cemaati tenkit ediyor. Kişileri tenkit ediyoruz. Onlar şöyle. Tenkit ruhunu hayal edin. Tenkit, o eden adam eminim dayanlar. Sen de dahil, ben de dahil. Bunun arka tarafında müthiş bir çöküntü var. Gayb var. Bir nefret var. Bir ilk şehire gittim. 21 gün seyahatinde. Anadolu seyahatinde. X'ti, isim vermeyeyim. Bazı kayıtlara bildiği için. Ders yaparken bir misal verdim. Misalda bir tane sıfırladı. Oysa misal normal, anlaşılacak bir misal. Yani bir gayb. Misal ise durmak değil, nereye sevk edeyim diyorum. Misale bir böyle tenkit ediyor ki yani o tekin için içine ne koymuş bak bana paketi gönderiyor. Kin, haset, adalet, gıybet, karakterlik, tenkit paket demiş. Bana soru olarak soruyor. Soru kırıkı tamam ama içinde kin ve nefret var. Hayır var. Abi bir de toplumda şey çok rastlıyorum ben. Yani mesela adam hacca gitmek istemiyor, zor gidiyor, gitmiyor, bir şekilde gitmiyor yani. Gitmiyor. Ondan sonra hacılara laf söylemeye başlıyorlar mesela. Aynen. En çok o rastlanıyor abi. Evet. Bakın ona. Hacca gidiyor da öyle büşkatçı falan yani sanki. Hacca giden adam günah işlerini yiyebilirsin. Günah işlemeyecek diye bir kayda var sanki. Kendi zaafını, eksikliğini başkasının eksikliğiyle kapatmaya. İşte bu çok rastlanıyor abi. Hacılara laf söylemek çok rastlanıyor. Şimdi bu olayla size şunu demek istiyorum da. Kelamın zatına bakmayın, tenkideye bakmayın. Arkayı seyretmeye çalışın. Yani hangi haleti ruhiye, hangi psikolojik yapı ve donanımda bunu demek ihtiyacınız var. Bak Allah Resulü diyor ki tebessüm sadakadan. Seyredebiliyor musun toplumu? Buna ihtiyaç duymuş. Başka şey teklif etmemiş. Tebessüm edilmiş. Baklava yemek, hanımıyla beraber olmak, iyi para kazanın. Deve yavrusu yiyin, helal olsun o deve yavrusu yiyenlere. Böyle bir şey yok. Bu var zaten. Ne mutlu o ciğer yiyen kedilere. Bunu demiş. Bununla kelama kalmayın. Arkayı seyir. İşte tenkit zahirde şeydir. Arkayı seyir. Hakkı ifade edeceksin. Geçeceksin. Bir de başka bir taraf. Kur'an'da da var. Risale'de de var. Risale'nin orada %90 müspettir. Bir veya birkaç yerde şahsi ve umumi hukuk diye ayrılması adına birkaç tane tenkit misali var. Ömür billah sakız çiğnenip o takdim ediliyor. Sanki Risale-i Billah tek o yer. Acayip. Yani demek ki herkes mizacına göre şey görür kısacası. Mizacına göre değil dedi, mizacına göre bir de çiçekten alır. O için kimle beraberse misacın o tipten olur. Ama haberin olmaz. Ben bunun acısını çok çektim. Çekmenizi istemiyorum. Halbuki amele güvenmek ucuktur. İnsanı dalalete atar.
Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir, onlara güvenemez. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. İnsanın vücudu ve cesedi onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak, yani fıkıhtaki kaydedir, bulunan mala denilir. Temellük de etmiş değildir, yani bulunan bir mal olmuş da kendine mülk edilmiş değildir. Ha bu cesedi giyineyim böyle dememiş. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir insanlığını. Ancak o vücut, abi olduğu garip sanat, acip nakışların şahadetiyle bir sahne hakimin desti kudretine çıkmış kıymetler bir hal olup, insan o halede emaneten oturur. İnsan o halede emaneten oturur cesette. Sen şimdi emaneten buradasın değil mi? Senin yerin değil bu nasıl? Senin de yerin değil. Emaneten oturuyorum. Nasıl sen burada emanetsin, cesette de emanetsin. Peki kim? İnsanlığın. İnsanlık da sana emanetti biliyor musunuz? 24. sözde diyor ki, insanlık sana verilerek, insanlık sana verilmesiyle mülk ve mülküt alemlerin nimeti sana verilmiş oldu diyor. Ne verilmiş bana? İnsanlık. Ha demek ben insan değilmişim. İnsanlık bana verilmiş. Kime? İnsanlık, insanlığı sana vererek, vücudu sana vererek, iki, hayatı sana vererek, üç, insanlığı sana vererek, dört, İslamiyet'i sana vererek, beş, imanı sana vererek, altı, marifetullah, yedi, muhabbetullah sana vererek, şöyle 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 şeyleri vermiş diyor. Hatırladınız orayı, 24 sırada. Demek ki, insanlık, insan, sen insan değilsin, insanlık sana verilmiş. Peki ben kimim? İnsanlık sana verilmişse. Sen Vahid-i Kıyasin elinde emesin. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli, en ihtiyar sahibi insan iken efal ihtiyariye namiyle kendisine mal zannettiği efalın, yani ben benimdir değil mi? Benimdir. Bak senin mi benim mi? Beraber yiyorum. En basit hareketlerimiz yeme, içme gibi basit hareketlerimiz, konuşma gibi fiillerin meydana gelmesinde, usulünde yüz yüzünden ancak bir yüz insana ait. Mesela konuşma. Ben konuşuyorum. Tamam. Şimdi öyle konuşacağız da. Fakat hakikatte sen bu konuşmada ancak hissel bir niyet etmektir. Ağzını sen yapmamışsın. Şimdi ruhta bir şeyi meylediyoruz. Ruhtan temayülata çıkıyor. Tam 29 tane mertebeden geçiyor o niyetin mana lafıza çıksın diye. Muhatemette anlatıyor. 29 tane mertebeden geçiyor, kelime oluyor. Mesela bakın ruhtaki o benim şu anda konuşma kelimelerim, arzularım beyinde nasıl oluyor, ruhta nasıl sıralanıyor bilmiyor. Zaten akıl işi değil ki ben bunları nasıl sıralayacağım şimdi? Ondan sonra girecek ses tellerinden şekillenecek. Yani ben yapıyorum şimdi ses tellerinden. Şimdi benim müdahalem var. Bak şimdi kitaba bakıyorum konuşuyorum. Elim var. Elim burada. Benim ne müdahalem var şimdi? Ve kendine sorsan ki hangi organın senin ilminle takdir edilmiş, iradenle tercih edilmiş, kudretinle halk edilmiş? Hangi tane organ senin vasıtasıyla olmuş? Bir parmak, gözün, hiçbir tanesi bizim değil. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayat akıl ve aklın semerlerini yata edemez. Mesela hayal ne kadar bir kıymetlidir. Hayal biz hayal biliyoruz biliyor musunuz? Hayal ve hayal biliyoruz. Hayal ne kadar nimetlidir ve hayal değildir. Hakikatin bağıdır Abdülkadir abi. Bizi ona bağlı hakikattır. Alem-i insanın uzantısıdır. Bilgisayarcılar filmi vesairede bir uzantısı var diyorlar. Neyin uzantısıdır değil mi abi?
hep 3 milyon, hep 4 milyon, sen bana şey yapar. Filmde bir şey, mesela video var orada, kayboldu. Ahmet Serman etmiştim, onu unutmuyorum. Abi diyor, onu geri gel, nokta koy, MP4 ve şey şunu yaz, bas diyor, aslına dönecek, uzantısıymış onun. Sonra, ha, demek bunun uzantısıdır. Hayal, alemi insanın bizdeki uzantısıdır ve bağdır. Hayal, hayal değildir. Mesela bağlantısı, bak seni oralara kadar götürüyor, orada yaşatıyor mesela. Hayal vasıtasıyla rüya görüyorsun ama gusül yapıyorsun. Yemek yiyorsun. Kabire geçiyorsun. Geleceğe geçiyorsun. Şey, hayal ne oldu? Hayal hayal değildir. Bunları da iyi kullanmak lazım. Ve Üstad Hazretleri tarihçi hayatında şöyle diyor, çok ilgimi çekiyor da. Hatta biz o ruhta yaşayan insanlar için, dışarıda olanlar için garip geliyor. Hayalini dahi israf etmemiş Bedüzzaman Hazretleri. Tarihçinin hayatın başında gidiyor. İktisatçılık maddesine yazıyor. Hayalini bile israf etmemiş. Yani paraya, kadına, mala, mülke çevirmemiş ömrünü. Kullanmamış yani. Bu sebebi ne olmuş? Bu nümune aklına perde olmuş, tencere olmuş. Alem-i Mısad açılmış. Yerde işlenen günahları diyor. Alem-i Mısad'da temsillerini görüyorum. Gören, gösteren perde nedir? Hayalimizdir. Hayal bir kuvvedir. Büyük bir nimettir. O güçlü olmasa hafızlığınız yapamazsınız. Bak, gözünü kapa, evine git bak. Gör kapıyı. Yolları gör bakalım. Bir yerden geçtikten sonra diyorsun, ya buradan geçmiştik, şurada şey var. Bak bu hayal yapıyormuş. Hayalim çok şey gitti yani. İflas etti. Ve keza şuuru olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller ceyran etmektedir. O fiiller şuurlu oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faydı bir sanizi şuurdur. Harika bir teyit. Ne dedi? Bak şimdi bizim vücudumuzda şuurumuz intikal etmeden şuurlu işler oluyor değil mi? Böbrekler suyu susuyor. Karaciğer, kimyasal reaksiyonları. Göz şöyle yapıyor benim. Yapıyordur. Şimdi söyleyince sen hatırladın. Senin vücudunda var. Şuurlu işler yapılıyor değil mi? Akıllı işler yapılıyor. Şuurun var mı senin peki? Bu şuurlu işlere hiç katkın var mı? Yok. O zaman senin şuurun, vücudundaki şuurlu fiillere hiç müdahalesi yoksa zişur, yani bizim dışımızda şuur sahibinin müdahalesi olduğunu gösteriyor. Mesela şöyle düşün. Bu ayna kabul et. Bahçeyi tuttuk. Ne yapar bahçe? Buraya aksiyeler. İki fikir çıkar. Bahçe harici, hariçte de burada yansıyor diyenler olur. Bazılar orayı inkar eder. Yok, bahçe buradadır. Ne arıyorsun orada? Öyle bir şey yok. Buradadır. Aynı şey böyle. Aa, kayboldu. Ha demek ki bahçe oradaymış. Aynı bu örnek gibi. Şimdi vücudumuzda harika, mükemmel, orijinal, ilmi iktiza eder. İlim olması lazım ki bu olsun. Olaylar olmuyor mu? Adam tamir etmek için midemizde asit efendim salgılanmıştır. Veya şurada bir doktor var. Yani şimdi bu doktor ömrünü vermiş. Herhalde 60'ı da geçmiştir. Kanda ne var? Onu araştırıyor. Yani o sağa sol, talihci. Kanda şu var, biber ne var, bir sürü şey. Ömrünü, yani nedir o? Mevcudu anlamak için. Halk eden, yapan değil. Yani kanda ne var diye ömür vermiş. Teknolojiler verilmiş. Ya peki o kanı yapan nasıl bir teknolojiyle yapmış? Anlamak için ilim gerekiyorsa, ya yapmak için? Küçük bir atomdan nükleer enerji çıkartıyoruz ilim ve teknolojiyle. Ya onu oraya yükleyen nükleer santral diyoruz. Değil mi? Atomdan bu potansiyel enerjiyi çıkartmak için ne kadar ilim lazım? İşte diyor ki, senin vücudunda diyor ve haricinde şuurun olmaksızın şuurlu işleri yapılıyor. İlimli işleri yapılıyor, akıllı işleri yapılıyor. Ama sen ne ilmi intikal ediyor ne şuurun. O zaman sen de iyi biliyorsun ki vücudunda haricinde birisinin müdahalesi var. Şuurlu birisi. Ne sen faizsin bu işte, ne sen yapıyorsun ve ne de senin esbabın. Peki başka kim yapabilir? Senden, senin vücuduna en yakın kimdir? Benim
vücuduma en yakın benim. Yani benim vücuduma en yakın benim ilmimdir. Benim vücuduma en yakın şuurumdur. Benim vücuduma en yakın benim kudretimdir. Peki şuurumla bir şey yapabiliyor muyum? Ya şuurlu işlere hiç müdahale yok. E peki en yakın olan şuurum, şuuraya müdahale edemiyorum. O zaman hariç birisini gösteriyor. Arkadaşlar en büyük ihanet ve yanlış, şuurlu işleri şuursuza vermektir. İlim iktiza eder. İlimle yapılması gereken işleri cahil birisine vermek. Gözü köre vermek. Kulağı sağına vermek. Tabiat kanunları kördür. Sağırdır. Akılsızdır. Şuursuzdur. İlimsizdir. Vicdansızdır. Hayatsızdır. Öyle mi? Ama sen de bunlar var ya. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç, kendini mehasım ve kemala temastan olduğunu zannetme ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü su ihtiyarında sana verilen kemalatı bile tayyip ediyorsun. Senin hanem hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Hanemiz bu. Emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Yani güzellikler hep verilmiştir. Seyyiatın meksubedir. Günahların kesbettiklerini yaptıklarındır. Binaenaleyh lehül mülk ve lehül ham ve la havle ve la kuvveti illa billah de. Burada bitiriyorum. 4 tane hastalık vardı. Biz 1-2 okuduk. İnşallah dersten sonra, çaydan sonra arzu ederlerse, isterlerse ikisini de okuruz. Ama çaydan sonra da cüzler alanlar, bak cüzleri diyor. Katıla katıla. İle burada okumanın şartı eve götürün. Hanımlarınız, yakınlarınıza verebilirsiniz. Murat kardeş Cüzşen'in katıla dahil olun. Bir de şey var. Risale'ni okuyamıyoruz diyenler, Kur'an okuyamıyoruz diyenler, böyle bir şirket kurulmuş, 380 kişi gibi bir şey, bir durum, kitap okuma programı. Herkese her gün veya haftada şu kadar okuyacaksın diye program veriliyor. Tabii okuyamayacaksın ama 380 kişinin hukukuna tecavüz ediyor. Kendi iradenle baş başa kalınca okuyamıyoruz. Ama böyle bir şey alırsanız, veriliyor arkadaşlar. Kaç senedir? 5 sene var mı? Belki daha fazla değil mi? 6 sene var. 6 seneden beri kaç senede küller bitiyor? 2 senede biten var. Senede 20 yapraklıkları 2 senede bitiyor. He? 20 yapraklıkları 2 senede bitiyor. 2 program var. 2 senede biten var. Bir de bize 3-4 sene. 1 senede bitmiyor. 1 senede var. Yok, 1 sene yok. 2 sene var. 20 yapraklık program var. Bir de 10 yapraklık program var. Bir 20 var, bir 10 var. 10'dan da alabilirsiniz ve mecbur olacaksınız. Mecbur oluyorsun. Bu gerizekalı da bunu biz. Hani böyle bir şey getirmezsek o kayda yani yapmıyorum yani. Maşallah bende de var da senin sizden. Önde de var, o biliyor. Böyle bir mecbur getirmezsen, ya bu dünya işte yorgunsun falan diyor. Ama bak bu kadar kişinin hukuku var ya, kul hakkıdır, hakikaten kul hakkıdır. Böyle kaydı getirsen ancak okursun. Böyle tembelli olanlar alsın, Kur'an'a tembelli olanlar da alsın. Yok bu gece has cüz okumak isteyen de alsın. Cenab-ı Hakk'ın sorularımızı affeylesin. Bizi kendine kul kabul eylesin. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanetlerini yıkılsın. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanetlerini yıkılsın. Ya Rabbi bu gecenin hürmet ve hatırlarına kusurlarımızı affeyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, hürmeti ve hatırına kusurlarımızı affeyle. Geçmişlerimizi haberdar eyle. Mekanların cennet bahçesini bahçe yap. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Ya Rabbi en çok istediğim iş olsun, süs olsun diye elimizi kaldırmıyoruz. Allah'ım dua olsun diye kaldırmıyoruz. Eğer böyle yapıyorsak Allah'ım dualarımızda samimi eyle. Allah'ım dualarımızda samimi eyle. Elimizi semaya değil ya Rabbi sana kaldırıyoruz. Dualarımızda samimi eyle ya Rabbi. Eğer samimi eylemişsen ya Rabbi kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi Risale-i Nur'u ve Kur'an'ın nurunu evimize hakim eyle. Berat gecesinin hürmetine berat levasını, berat cennetini vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Hafizah, vazhu, mutabullah, rabbil alemin. El-Fatiha, tüm as-salavat.